Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Dünyanın gündemini oluşturan haberlerden seçtiklerimizi paylaşacağız ama her zamanki gibi önce bazı başlıklar. İki ülke arasında toprak paylaşımı ve bu paylaşım savaşmadan, silah kullanmadan gerçekleşiyor. Bu öykünün ayrıntıları için Belçika-Hollanda sınırına gideceğiz biraz sonra. Modern zamanların en büyük felaketlerinden biri Çernobil'deki nükleer kazanın üzerinden 30 yıl geçti ve bu uzun aradan sonra Çernobil'e dev bir yapı inşa edildi. Neden? Cevabını biraz sonra vereceğiz. Ve sıra dışı bir güzel. Çünkü bir güzellik yarışmasına tesettürle katılma cesaretini gösterdi. Ayrıntılar az sonra. Dünyanın haberi başlıyor. Şimdi önce Küba'ya gideceğiz. Küba'dan canlı gelecek görüntüler ekrana. Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro'nun külleri Havana'da düzenlenen törenin ardından kortej eşliğinde ülke turuna çıkıyor. Şu anda o görüntüler gelecek ekranınıza. Havana, evet, bu görüntüler şu anda canlı değil. Havana sokaklarını dolduran binlerce kişi Castro'ya veda etmek için korteji selamlıyor. Dün yaklaşık 2-3 saat önce kaydedildi bu görüntüler. Havana'daki Devrim Meydanı'nda sabah saatlerinde düzenlenen törene binlerce kişi katıldı. Küba Devlet Başkanı Raul Castro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ın yanı sıra bazı ülkelerin temsilcileri de hazır bulundu bu törende. Cuma gecesi 90 yaşında hayatını kaybeden Küba devriminin lideri Fidel Castro için 9 günlük yas ilan edilmişti. Bedeni ise vasiyeti üzerine yakıldı. Castro'nun külleri 5 gün boyunca devam edecek ülke turunun ardından Santiago'daki Santa Ifigenia mezarlığına defnedilecek. Dünyanın doğu ucunda büyük bir ekonomik güç. Şimdi de Güney Kore'ye gideceğiz. Ülke ciddi bir siyasi krizin eşiğinde çünkü Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin koltuğu sallanıyor. Park'ın halktan aldığı destek %5'lere kadar gerilemiş durumda ve sokakta da protesto gösterileri artık eksik olmuyor. Muhalefet partileri ise yakın bir arkadaşını devlet işlerine dahil ettiği ortaya çıkan Park'ın azledilmesi için parlamentoya önerge sunmaya hazırlanıyor. Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye istifa baskısıyla karşı karşıya. Başkent Seul sokaklarında protesto gösterileri eksik olmuyor. İstifa sloganlarının yükseldiği protestolar hafta sonlarının yanı sıra hafta içinde de düzenlenmeye başlandı. Protestoları başlatansa Devlet Başkanı Park'ın yakın bir dostunu devlet işlerine dahil ettiğinin ortaya çıkması oldu. Söz konusu kişinin yardım kuruluşlarından zimmetine yaklaşık 9 milyon dolar geçirdiği iddia ediliyor. Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin koşullu istifa önerisi de tepkileri dindirmeye yetmedi. Park'ın hemen istifa etmesini bekliyorduk. O ise hakkındaki suçlamaları reddetmeyi sürdürüyor. Devlet Başkanı Park'ın parlamentonun güvenli bir geçiş sürecini sağlaması halinde istifa etme teklifini muhalefet partileri oyalama taktiği olarak niteliyor. Üç muhalefet partisi Park için azil önergesi verme konusunda uzlaştı. Önergenin en erken cuma günü parlamentoda oylamaya sunulması bekleniyor. Elimizde sadece tek bir seçenek kaldı, o da azil sürecini başlatmak. Devlet Başkanı'nın görevinden azledilebilmesi için parlamentonun 300 üyesinin 3'te 2'sinin onayı gerekiyor. 3 muhalefet partisi ve bağımsız milletvekillerinin oyları Devlet Başkanı'nın azli için yeterli değil. Bu nedenle önergeye Park'ın iktidar partisinden de destek verenlerin olması gerekiyor. İktidar partisi ise Park'ın akıbeti konusunda bölünmüş durumda. Parlamentodan azil kararı çıkması halinde ise Park'ın tüm devlet başkanlığı yetkileri geçici olarak askıya alınacak ve son kararı Anayasa Mahkemesi verecek. Mahkeme kararını 180 gün içinde açıklayacak. İki komşu ülke Belçika ve Hollanda aralarındaki sınırın tekrar çizilmesi konusunda anlaşmaya vardı. İki ülke sınır boyunca uzanan Maas nehrinin yatağının değişmesiyle ortaya çıkan anlaşmazlığı çözmek için toprak alıp toprak verecek.
Değiş tokuşta Belçika Hollanda'dan daha az toprak alacak ama iki ülke arasında tarihe geçecek bu alışverişle belki de ilk defa iki ülkenin toprakları savaşa girilmeden el değiştirecek. Belçika-Hollanda sınırı yeniden çiziliyor. İki ülke karşılıklı olarak toprak alıp verme konusunda anlaştı. Ancak işin ilginç olan yanı değişilecek toprak parçalarının eşit büyüklükte olmaması. 16 hektarlık iki arazi verecek olan Belçika, karşılığında Hollanda'dan 3 hektarlık arazi alacak. Anlaşma iki ülke sınırında yer alan Maas Nehri'nin yatağının insan eliyle değiştirilmesinin ardından geldi. Belçika'nın 1830'da Hollanda'dan bağımsızlığını kazanmasından sonra iki ülke arasındaki sınır bu nehir boyunca çizildi. Ancak 1961'de nehir yatağı ulaşımın daha kolay sağlanması için düzleştirildi. Nehrin yeni yatağı Belçika'nın küçük bir toprak parçasının Hollanda tarafında kalmasına neden oldu. Böylece Hollanda'nın hakimiyetinde olmayan ve Belçika'nın kontrolünde zorlandığı toprak parçası yasa dışı faaliyetlerin merkezi oldu. Bölgede 2012'de başı olmayan bir ceset bulundu. Belçika'nın bu toprak parçasını kontrol etmekte zorlandığı için Hollanda'ya vermeyi kabul ettiği belirtiliyor. Yeni sınırın 2018'de yürürlüğe girmesi planlanıyor. Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, varılan anlaşmanın sınırların barışçıl yollarla yeniden çizilebileceğinin kanıtı olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde 3 kişinin öldüğü orman yangınının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede yaşayan iki kardeş araçlarıyla alevlerden kaçarken yaşadıkları dehşet dolu anları kaydettiler. Oh God, it was a beautiful cabin. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletindeki dağlık Gatlinburg kasabasından. Yangından uzaklaşmaya çalışan Luciano kardeşlerin kurtuluşu macera filmlerini aratmadı. Evlerini alevlerin sardığı iki kardeş çareyi otomobille kaçmakta buldu. Yolda gördükleri manzara ise felaketin boyutlarına gözler önüne serdi. Luciano kardeşler alevler, duman ve kıvılcımların arasından yollarına devam etmeyi sürdürdü. Korku dolu dakikaların ardından iki kardeş yangın bölgesinden çıkmayı başardı. Kardeşlerden Michael Luciano yol boyunca şaşkınlıktan söyleyecek söz bulamadıklarını aktardı. Rüzgarın etkisiyle zorlukla kontrol altına alınan alevler 3 kişinin ölümüne, 14 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Yüzlerce ev, iş yeri ve aracın küle döndüğü yangın sebebiyle 14 binden fazla kişi de tahliye edildi. Ukrayna, Çernobil nükleer santralini temizleme çalışmalarına yıllardır devam ediyor. Bu amaçla Çernobil'deki 4 numaralı reaktörün ki kazanın meydanı geldiği reaktörün üzeri 1,5 milyon dolara aşkın bir maliyetle dev bir metal kafes inşa edilerek tamamen kapatıldı. Ukrayna hükümeti 1986'da Çernobil'de yaşanan nükleer felaketin izlerini silme çalışmalarını sürdürüyor. Felaketten 30 yıl sonra patlamanın yaşandığı 4. reaktörün üzeri metal bir kalkanla örtüldü. 110 metre yüksekliğinde, 250 metre genişliğinde ve 164 metre uzunluğundaki yapı 1,6 milyar dolara mal oldu. 4 yıl içerisinde 10 bin işçi tarafından yapılan metal kalkanın finansmanını 28 ülke ve birçok uluslararası örgüt sağladı. Açılış töreninde konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko yapının önemini vurguladı. Bu proje Ukrayna ve diğer katılımcı ülkelerin ortak eseri. Bu bölge önümüzdeki 100 sene boyunca radyasyondan korunmuş olacak. Felaket 30 yıl önce gerçekleşti. Ancak bölgedeki çalışmalar önümüzdeki 49 yıl boyunca devam edecek. 2010 ve 2013 yılları arasındaki ilk etapta nükleer yakıt santrallerden depolara taşındı. 2022 yılına kadar sürecek ikinci etapta reaktörlerin tamamen izole edilerek muhafaza altına alınması planlanıyor. 2022 ile 2045 yılları arasını kapsayacak üçüncü etapta izolasyon sonrası radyasyon durumu gözlenecek. 2065 yılında yani dördüncü ve son etapta ise
santralin sökülmesi ve temizlik işlemi gerçekleştirilecek. Bu fotoğrafa iyi bakın. Burası bir orman değil, bir metro vagonu. İyice, dikkatlice bakılınca oturma yerleri falan da görünüyor. Çin'in Hangzhou kentinde belediye ormanı aslında metroya taşıdı diyebiliriz. Vagonlar çimle kaplandı, her yere çiçekler yerleştirildi ve daha ayrıntılı olarak görmek için şimdi bir videoya gidiyoruz. 把绿色搬进车厢，让乘客们一同感受冬日杭州的绿意盎然。 Zemin ve oturma yerleri de çimenle kaplı. Vagonun içi ise bitkiden geçilmiyor. Metrodan çok botanik bahçesini andırıyor. Görüntüler Çin'in Hangzhou kentinden. Hangzhou Belediyesi çevre bilincini güçlendirmek için ormanı metroya taşıdı. Trenleri botanik bahçesine çevirdi. Çevreci trenler bu hafta hizmete girdi ancak yeni vagonlar herkesi memnun etmedi. Bazı yolcular bitkilerin vagonları daha da kalabalıklaştırdığı görüşünde. Çevreci trenler bir ay boyunca hizmet verecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde tesettürlü bir genç kız güzellik yarışmasına katıldı. Birinci olamadı ama yarışmaya katılmasını bile zafer olarak niteledi ve Müslüman kadınlara örnek olmak istediğini söyledi. Minnesota eyaletindeki güzellik yarışmasında bir ilk yaşandı. Yarışmaya tesettürlü bir kız katıldı. Başörtüsüyle podyuma çıkan 19 yaşındaki Somali kökenli Halime Aden yarışmanın tarihine geçti. Aden yarışmanın ikinci turuna kalsa da birinci olmayı başaramadı. Ama Halime Aden yarışmaya katılmasına bile bir zafer olarak niteledi ve Müslüman kadınlara rol modeli olmak istediğini söyledi. Biliyorsunuz bunu yapan ilk kişiyim. Umarım Müslüman kadınlar toplumda daha fazla ön plana çıkar. Aden yarışmanın Mayolu bölümüne ise haşamayla katıldı. Organizatörler de Aden'i cesaretinden dolayı tebrik etti. Yapılan açıklamada yarışmanın kadınların değişimine ayak uydurmayı sürdüreceği vurgulandı. Dünyada milyonlarca hayranı bulunan pop müziğin en ünlü isimlerinden Lady Gaga, "Şöhretin omuzlarımdaki yükünün çok ağır olduğunu düşünüyorum" dedi ve bunları söylerken gözyaşlarına hakim olamadı. CBS televizyonuna konuk olan ünlü şarkıcı, gözyaşları arasında "ünlüyseniz artık hayatınız kendinize ait değil, insanları özlüyorum" şeklinde konuştu. Lady Gaga, "özgürlüğümü sokakta rahatça dolaşmayı, paparazziler peşimde olmadan yaşamayı çok özledim" ifadelerini kullandı. Ve bu sırada gözyaşlarına boğuldu. Ünlü şarkıcı, Haziran ayında da Variety dergisine verdiği röportajda "insanı ünlü olmak kadar yalnızlaştıran başka bir şey yok" şeklinde konuşmuştu. Müzik dünyasına 2008 yılında parıltılı bir giriş yapan Lady Gaga, müziğinin yanı sıra sıra dışı tarzı ve sahne performansıyla büyük ilgi çekmişti. Müzik piyasasında fırtına gibi esen Amerikalı şarkıcı son olarak Joanne adlı 5. stüdyo albümüyle Billboard listesinde zirveye oturmuştu. Ve bu haberle bitirdik. Dünyanın haberi yeniden yine aynı saatte yarın karşınızda olacak. Hoşça kalın.